Şu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını doldurduk. En büyük bayramdır, kutlu olsun. Geçmiş yüzyılımıza ve gelecek nice yıllarımıza imzasını atan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Açtığı yolda yürüyoruz ilelebet. Yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak üzereyiz bugünlerde. Bunun kıymetini idrak etmemiz ve bu farkındalığa sahip olmamız dileğiyle hepinize gönül dolusu sevgiler. Bilhassa laik cumhuriyetimizin hür, özgür, adil bir cumhuriyeti kurulduğu gibi korumak zorundayız ve koruyacağız, inanıyorum buna. Sevgiler. Cumhuriyetimizin 100. yılında gitgide artan bir coşku ile atımızın yolunda Türkiye'miz için birlik bilincini arttırarak ilerlemeye devam edeceğiz. Halkımız mutluluk, sağlık ve bolluk içinde yaşamayı hak ediyor. Bunu sürdürecek olan bizleriz. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. 100. yaşında Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Nicelerine diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun. Umarım bir daha İstiklal Savaşı vermek zorunda kalmayız ve Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek paydar kalır. Müjdeler var yurdumun toprağına taşına, erdi Cumhuriyetim 100. şeref yaşına. Dostlar, bir yüzyıl daha her savaştan açık alana çıkmak ve her yaştan genç yaratmak dileğiyle 100. yılımızı kutluyorum. Cumhur demek olan halkımızın 100. doğum günü olan bugünü kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Biz Türkler tabii ki insanız. Bütün toplumlar da insan. Kendimizin onlardan üstün görmek şeyinde, acizliğinde bulunmayız. Ama Türklerin tarihinde bazı yetenekler oluşmuş. Türkler cesur ve çok pragmatik. Hemen çareyi bulabilen bir zekaya sahip. Oradan çok şanslıyız. Ve bütün karanlık güçlerin bizi ezmeye çalışmasına rağmen biz hep ayakta kalmış bir nesiliz. Onun için Türk deyince hoş bir duygu geliyor bana. Hani ben daha iyiyim anlamında değil de öbürlerinden, ama yapmış bunu Türk. Yani bu hayatta kalmış bu kadar zorluklarla. Ve şu anda böyle bir program da yapıldı Türkiye ülkelerde. Türklerin 100 yılı diye ilan edildi, biliyorsunuz. Buna inanmak lazım aslında. Neden olmasın? Kötü bir şey değil. İnsanlığa bir ışık getirecekse hep buna hizmet etmeliyiz. Çünkü güç gerekiyor. Doğru güç. Bütün bu ülkeler bir araya gelince çok doğru bir güç oluyor. Güçlendikçe de daha çok doğru işler yapılabilir. Onun için de Cumhuriyetimizin 100. gününü kutluyorum. Bütün Türkiye ülkeleri ve Türkiye'miz ve sevgili Mustafa Kemal Atatürk babamızın ruhu şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. doğum günü kut ve ışıkla dolu olsun. 29 Ekim 2023 tarihi, birinci ışık harekatının tamamlandığı, Cumhuriyetimizin artık gençlikten olgunluğa doğru adım attığı, aynı zamanda da ikinci ışık harekatının doğum günüdür. Zamanın ruhu Türk bilincini bugünlere taşıdı. Bizim de görevimiz ikinci ışık harekatında cehaletle savaşıp onu yenmektir. İkinci Işık Harekatı'nda Atatürk bilincini kavrayanlar cehaleti derin karanlıklara gömecekler ve Türk bilincini sonsuz geleceğine taşıyacaklardır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Cumhuriyetin 100. yılını kutluyorum ve 5. boyut bir cumhuriyetin doğuşuna hoş geldin diyorum.
Cumhuriyet demek ifade özgürlüğü demek, birlik beraberlik içerisinde sevgiyle yaşamak demek. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Değerli dostlar, 100. yılımız kutlu olsun. Yeni başlangıçlara, güzel başlangıçlara vesile olsun. Tarih yazacağımız bir dönem olsun inşallah. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Cumhuriyetimiz, 100. yılımız kutlu olsun. Müjdeler var yurdumun toprağına taşına. Erdi Cumhuriyetin 50 şeref yaşına. Bu marşı duyduğumda ben henüz ilkokul çağlarındaydım. 50. yılı büyük bir coşkuyla kutlanıyordu. Ne mutlu bana ki 100. yılını görmek şerefine de ermiş bulunuyorum. 100. yılında her şeyin hepimiz için, tüm ülkemiz için, tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet, nice mutlu yıllara Türkiye. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu, mutlu olsun. Esaretten çıkmak isteyen tüm ülkelere ışık olsun, önder olsun. Nice yüzyıllara, barışla ve birlik bilinciyle. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bu vatanı bize emanet eden, hediye eden bütün atalarımızın ruhu şad olsun. Ve bu vatan ilelebet payidar kalacaktır. Mutlu, güzel bayramlar, 100. yılımız, Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal önderliğinde 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizi kurduk ve bugünden itibaren hem bireysel alanlarımızda hem de ülke olarak en güzel rüyalarımızın gerçekleşmesini diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun. Büyük gurur ve mutluluk içindeyiz. Bu vatan için can vermiş olanlara, bu toprakları vatan yapmış olanlara, tüm atsız kahramanlara ve Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetle yaşasın Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 100. yılımıza dayandığımız bu günlerin 1000 yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti olarak ilelebet ayakta kalışımızın bir nişanesi olsun. Güzel yurdum ve güzel insanlarım, sizleri çok seviyorum. Işıkla, barışla ve huzurla nice yüzyıllara Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun ve hepinize 2024 yılının ve bundan sonraki bütün yılların mutluluk, başarı, sağlık getirmesini diliyorum. Uğurlar diyarından Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın nur insanlık. İstiklal Savaşı'nda İngilizlere karşı savaşırken sağ omzundan hilal şeklinde yaralanır. En yakın 4 arkadaşının kahramanlıklarını ve şehit düşüşlerini yaralı bir vaziyette seyreder. Sonra oraları düşman istila eder. Düşman askerleri yaralı askerlerimizi ölmeyen kalmasın diyerek süngülerler. Bu esnada başını bir şehidin kolunun altına sokar. Düşmanlar hiç diri asker kalmadı diyerek uzaklaşıp giderler. Orada aç susuz yaralı bir vaziyette kalır. O anda bulunduğu yeri de düşman işgal etmiştir. Ellerini açarak yalvarır. Allah'ım beni düşman eline bırakma. Bu yakarış yerine varmıştır. Hızır Aleyhisselam atıyla gelir. Matarasından bir bardak aşk şerbeti içirir. Yarısına kadar içer. Şerbeti içtikten sonra açlığı susuzluğu bir anda gider. O zaman dili söylemeye başlar. Ömründe kuş bile uçmadı bura. Seni Hakk'a yaklaştırdı bu yara. Yansa da ayrılmaz Hak'tan hüdayi. Aşk elinden içtim. Aşkın dolusun, yalvar sen Rabbinin kulusun der. Ladikli Ahmet Ağa. Ay tutulmasıyla damgalanan Cumhuriyet'in 100. yılı, değerini bilmeyi, anmayı, kalbinde hissetmeyi Allah hepimize nasip etsin. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bugün özgürce nefes alıyorsan, vatanında yaşıyorsan, ailenle çocuklarınla mutlu olduğunu düşünüyorsan, en azından ayağının altında toprağın varsa, önce atamıza, sonra bu yolda şehit düşmüş ya da gazi olmuş tüm canlarımıza bugün de dua edelim. Onların yüzü suyu hürmetine şu anda nefes alıyorsun. Vatansızlık ne demek bilir misin? Bunu yaşayan çok insan var.
O yüzden elinizdeki ne varsa bunun kıymetini bilerek, iyilikten doğruluktan ayrılmadan, atamızın yolunda, peygamberimizin yolunda, Allah yolunda birlik beraberliğimiz daim olsun. Allah'a emanet olun. Allah bugünün değerini bilmeyi tüm ruh canlara nasip etsin inşallah. Bu dünyadaki en büyük hediyeniz özgürlüğünüzdür. Özgürlüğünüzün kıymetini bilerek bir olarak yaşamaya devam edelim. Yepyeni bir astrolojik döngüyle gireceğimiz Türkiye'mizin 100. yılı tüm yurttaşlarımıza, tüm vatandaşlarımıza kutlu ve mutlu olsun. Çok büyük fedakarlıklarla bizleri Cumhuriyet'te şereflendiren, başta Yüce Atam'a ve milli mücadeleye destek veren tüm halkıma saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Daha nice yüzyıllara 100. yılımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. 100. yılı Yüce Atatürk'le ilgili tarihi bir belgeyi tanıtarak ezber bozan takipçileriyle sizlerle kutlamak isterim. Tarihi bir belgeden kasıt ettiğim rozetin bakın amblemine dikkatle bakmanızı istiyorum. G, M, K harfleri var. Bir meşale var ve 1927 yazıyor. Bu rozetteki şu sembol Atatürk'ün GMK, Atatürk'ün soyadı kanundan önceki Gazi Mustafa Kemal isminin baş harfleriyle oluşturulmuş, inisiyal kaynak alınarak oluşturulmuştur. Tekrar bakın şöyle göstereyim. Nedir bu? Şu rozet. Bu rozetin Atatürk'ün gizlice kurmuş olduğu strateji kurumuna aittir. Bu kurumda Atatürk'ün en güvendiği isimler yer almıştır. İşte o isimlerden birine verilen rozettir. Bu strateji kurumunun içindeki kişilerin her birinden pençe diye bahsedilmiştir. Tarihte neden böyle bahsedildiğini de açıklayalım. Bakın şurada GMK inisiyalli, Atatürk'ün GMK inisiyalli Latince harflerle olan tasarlanan sembolün Türk alfabesi kabul edilmeden önceki halini görüyorsunuz. Bir kuşa benzediği hemen görülecektir. Kanatları, gözü, kuyruğu vesaire. Strateji kurumunun içindeki kişilere pençe denilmesinin nedeni bu kuş sembolünden, kuşun pençelerinden kaynaklıdır. Bunlarla ilgili tarihi gerçekleri açıklamamıza çok az kaldı. Umuyoruz ki belki de Ezber Bozan TV'de bu gerçekleri açıklarız diye düşünüyorum. Tekrar Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. 2023 bir doğuş yılı. Bu doğuş yılının sancıları 2033 yılına kadar devam edecek. Tekrar Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun demek istiyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Bu toprakları bize vatan yapanların ruhu şad olsun. Cumhuriyet'in 100. yılından merhaba. Sevgiyle geleceğe, yüzyıllara, bin yıllara atmak dileğiyle, birlik ve bütünlükle, sevgiyle ve bütünde kalın. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Umarım bugün hepimiz için daha güzel günlere yürümenin bir başlangıcı olsun. Türkiye Cumhuriyet'im, 100 senenin 53'ünü birlikte yaşadık. Atam sağ olsun, var olsun. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet haydar kalacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugün de herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve 100. yılımız kutlu olsun. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehit ve gazilerimizin önünde sevgi, saygı ve minnetle eğiliyorum. Onların varlıklarını onurlandırıyorum. Türkiye yeni bir döngüde uyanışı hızlanarak gerçekleştirmektedir. Sevgiyle kalın, sağlıklı aşkla yaşayın. Erim Ergün. ...29 Ekim deyince Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü Mustafa Kemal akla geliyor. Türk milletinin şahlanışını ve ruh kökündeki bulunan yüce hasletlerin ortaya çıkışını müjdeleyen Mustafa Kemal Atatürk, bütün cihana kafa tutarcasına "Ey Türk milleti" diye başlayan hitabeleri yazdırmıştır.
Öyle ki bir milleti anlatırken Atatürk kadar her konuda sosyolojik, psikolojik, metafizik, fizik ve diğer spiritualizm bilimleri içine katabilen hiçbir lider yoktu. Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim'de yurtta soğuk, cihanda soğuk demiştir ama Türk milletinin yeni bir ruhla, yeni bir şahlanışla, üstün şuuru ile yapacaklarını biliyordu. Kökten değişiklik yaptı. Türk milleti elbette Müslüman Türk milletidir. Ancak Arap emperyalizminin ve İran edebiyatının tesirinde kalan Türk milleti artık Türk kelimesini ve Türklüğünü kaybetmek üzereydi. Bunu keşfeden Atatürk tamamıyla her şeyle beraber ne mutlu Türk'üm diyebilecek hasretlerin ortaya çıkması için inkılaplar yaptı. Çünkü o biliyordu ki Latin harfinin de kadim Türk alfabesinden olduğunu biliyor. Onun için şiirlerinde Alplerde olan biziz diye başlayan şiirlerde dünyanın her tarafında Türk milletinin olduğunu ifade ediyordu. Hatta Muğ uygarlığı hakkında araştırmalar yapmış, Türklerin ana yurdunun Muğ'dan Asya'ya ve Anadolu'ya geldiğini ifade eden araştırmaları keşfetmiş. İşte bunu anlatmak bile kendi başına apayrı. Yapılan inkılaplarda çok enteresandı ki bir gün Sovyet Rusya yıkılacaktır. Cumhuriyetimiz buna hazır olsun. Devletimiz buna hazır olsun. Oradaki Türk devletleri bizi beklemektedir deyip Turan Birliği'ni kurmak için yüksek ideal ve şuurunu ifade etmeye çalışmıştır. Şu anda bile Atatürk'ün vasiyetindeki bulunan deha buluşları, sözleri insanların çoğu anlayamamaktadır. Cumhuriyetin temel gayesini kuruluşunu niye tekrar halifelik kurulmadı, niye komünizm kurulmadı, niye krallık kurulmadı, niye kapitalizm kurulmadı, niye sosyalizm, niye liberalizm kurulmadı diye soranlar var. Türkiye'nin tarihi yürüyüşünde en güzel yönetim cumhuriyet yönetimidir. Onun için Atatürk cumhuriyeti seçmiştir. Türk milleti bölünmez ve bütün demiştir. Atatürk'ü seviyoruz, onu anlıyoruz. Onun bu idealleri yolunda değerlendirip niçe yüksek ülkelere doğru yürüyoruz inşallah. Ne mutlu Türk'üm diye. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.